Sayın Milletvekillerimiz ve Sayın İlçe Başkanımızla birlikte Reyhanlı Barajı'nın gövdesinin tam üstündeyiz. İncelemeye geldik. Son durumu görmek için geldik. Baktığımızda Reyhanlı Barajı'nın içerisinde bir miktar su var. Ama geri kalan kısmı ya tarım konusunda insanlar mısır ekmişlerin hasatını bekliyorlar ya da koyunlarımız, keçilerimizin otlandığı bir mekan olmuş. Hemen bitişiğindeki tarlalarımız bile şu anda bitti denilen ve 2 yıl önce açılışı yapılan Reyhanlı Barajı'ndan faydalanamıyor. Çünkü gövde dışında hiçbir şey bitmemiş. Ben tabii ki Hatay Belediye Başkanı olarak Hatay'daki İktidar Partisi'nin milletvekillerine ve il başkanına burada seslenmek istiyorum. Vergi verirken çok cömert olan Hatay halkına ve barajdan su bekleyen çiftçimize destek verilmesini bekliyoruz. 3 Ekim 2020'de şatafatlı bir şekilde açılan barajın ana gövdesinin sedesinin üzerindeyiz. Bizler barajın bitmediğini, bitirilmediğini, derhal bitirilmesi gerektiğini, ovamızın çiftçilerinin bir an önce tarlalarının sulanmasını bekliyoruz. Temeli atıldığı zaman dediler ki 5-5-2015'te saat 15'te bu Reyhanlı Barajı'nın açılışını yapacağız. Çiftçimiz biliyorsunuz elektrik faturasını ödeyemiyor. Bu barajın bitmesini bekliyor. Elektrik fiyatları son bir yılda 3 kat arttı. Çifti zaten perişan hal. Burada iktidara sesleniyorum. Reyhanlı çiftçisinin sesine kulak verin ve bir an önce bu barajı bitirin. Teşekkür ederim. Bu barajdan sadece göçmen kuşlar yararlanıyor. Haksızlık etmeyelim. Bir de şurada birkaç tane koyun keçi var. Onlar faydalanıyor. Barajın hemen bu tarafında kuyu görüyorum. O kuyu 200 metreden su çıkarıp vatandaş tarlasını o şekilde suluyor. Ama gördüğünüz gibi 7 yıl önce bitirilmesi gereken baraj maalesef bu halde. Lütfen artık vaat ettiğiniz barajı 7 yıl 8 yıl gecikmeli de olsa bitirin. Ondan sonra siyaset yapmaya devam edin. Teşekkür ederim.